Hey Allah. Allah belamı vermesin. İnşallah Allah belamı verir. Dostlar herkese selamlar. Bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Ağrı Dağı'nı geride bırakıp Iğdır'a doğru yola koyulmuştum. Yalnız bu dağ öyle bir dağ ki, öyle muhteşem, öyle ulu bir dağ ki, öyle geride bırakmak hiç kolay değil. Hala da kilometreler geçmiş olmasına rağmen manzarasını seyrederek bir gözüm yolda, bir gözüm dağda yola devam ediyorum. Sağımda yine koyunlar ve beni ihtişamıyla hep heyecanlandıran dağlar. Ve işte sağ salim Iğdır'a varıyorum. Hemen girişte sol tarafımda böyle turuncu yuvarlakımsı bir cisim benim dikkatimi çekiyor. Bakıyorum bir şeye benzetemiyorum ama sonradan ne olduğunu anlıyorum efendim. Şimdi size sorsam büyük bir ihtimalle kayısının nerede iyi olduğunu sorsam Malatya kayısı diyecek her zaman ama ben Iğdırlıların yalancısıyım efendim. En iyi kayısı, Türkiye'nin en iyi kayısısı Iğdır'da yetişiyormuş. Şehir merkezinde ilk olarak görüntülerde görmüş olduğunuz üç şehitler anıtına ve müzesine geliyorum. Çok enteresan bir anıt. Lakin müze çok duygusal, küçük bir müze olmuş olmasına rağmen maneviyatı çok derin bir müze. Karşıda görmüş olduğunuz ise yine Ağrı Dağı, yani halen daha Ağrı Dağı'nı geride bırakabilmiş değilim. Şimdi size müzenin iç taraflarında bahsetmiş olduğum gibi küçük bir müze, almış olduğum görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Müzenin içeriğini, ayrıntılarını buraya gelemeseniz bile internette mutlaka vardır. Öğrenmenizi tavsiye ederim. Efendim burası biraz önce karşıdan göstermiş olduğum anıt. Dört tane devasa kılıcın bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ve kabzalarında böyle kabartmalardan yapılmış eserler var. Ne anlama geldiklerini ben pek anlayamadım. İzahıyla alakalı da herhangi bir not da bırakılmamış burada. Ama tabii ki bir şeyleri simgeliyor, ifade ediyordur. Efendim Iğdır şehir merkezine geçiyorum ve şehir merkezinde daha fazla gezilip görülebilecek yer bulamadığım için çarşıda pazarda dolaşmaya başlıyorum. Burada iki şey benim dikkatimi çekiyor. Birincisi Iğdır'ın bunaltıcı sıcak havası gerçekten etraftaki şehirlerden illerden çok daha sıcak ve bunaltıcı bir havası var. Bunun sebebi ise etrafı dağlarla çevrili dümdüz koskocaman bir ova olmasıymış efendim. İkincisi ise sizin de illaki şimdi dikkatinizi çekmiştir. Her yer bisiklet. Her yer bisiklet. Genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği, herkes bisikletin üstünde. Sanırım bisiklet binmeyen kimse yok. Dolayısıyla etrafta çokça bisiklet tamircisi de var. Hiç yolda kalmazsınız sanırım. Ama burası artık böyle bisiklet cumhuriyeti diyebileceğim kadar çok fazla bisiklet. Her yer bisiklet. Tabi böyle dümdüz bir ova olmanın avantajı olsa gerek. İnsanlar da bisiklete rağbet göstermişler.
Yani muhteşem bir şehir bu konuda. Yani bisikletin bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması beni inanılmaz şaşırttı. Şaşırmakla birlikte mutlu da oldum. Biliyorsunuz bisiklet hem bir spor aracı hem de yakıt tüketmediği için doğa dostu bir ulaşım aracı. Bu arada da gez yorulduğumu hissetmeye başladım. Şöyle biraz gölgelik ve çay içebileceğim bir yer ararken hemen şuracıkta bir çay ocağına denk geliyorum. Efendim çay sipariş ediyorum. Çayın yine kenarında küçük bir parça limon var. Burada ve çevre illerde adettendir, hiç istemeseniz bile çayın kenarında ufak bir parça limonla gelir. Efendim fotoğrafta görmüş olduğunuz abilerim de ekranın solundaki Serdar abi, sağındaki Nadir abi, burada çarşıda gezerken tanıştık, kaynaştık. Efendim benim çadırda kaldığımı öğrenince de kıyamadılar bana. Burada kaldığım 3 gün boyunca beni evlerinde misafir ettiler. Ben de onlara elimden geldiği kadar bahçelerinde yardım etmeye çalıştım. Normalde Serdar abim sobacılık yapıyor. Sobanın yanında işte bakır kazanlar, mangallar, semaverler gibi ürünler satıyor efendim. Aynı zamanda da bu görmüş olduğunuz harika kayısı bahçesi onun. Iğdır kayısısının da Türkiye'nin en iyi kayısısı olduğunu ondan öğrendim. Efendim burada yaptığımız işte şu. Bahçede otlar biçilmiş. Bu otları balya makinesi gelip balya yapacak. Ama balya makinesinin daha verimli çalışması için, etrafta da ot kalmaması için bunları tırmıklarla bir araya getiriyoruz. Efendim çalışmaya da biraz bahçeden toplanmış domates arası veriyoruz. Böyle bahçeden toplanmış taze taze domatesi de yemek bir harika oluyor. Tuz atmadın mı? Tuz. Ben tuz hiç aramıyorum abi. Abi tuzsuz olmaz, tat vermez. Tat vermez, kurban olduğum. Yeni suvarmışlar ya. Bahçeye yeni suvarmışlar. Bu kaya tuzu. Tuzdağın tuzu var ya, tuzağa gittin mi? Gideceğim buradan. Gidenler git, tuzdağın mağarasını gideceğiz. Gelirken orada mı geldin? Buradan bir fotoğrafını çek, İstanbul'da yayınla. Öyle bir yeri vardı ya. Doğu Beyaz'da. Tam Ağrı'dan geldim değil mi? Ağrı'ya gitmedim. Ya. Buradan Kars'a geçeceğim de Tuzla'dan geçeceğim. O Tuz mağarasına da uğrayacağım. Tuzla ilk işte sağda. Tamam mı baba? Haritada gösteriyor zaten. Hı. Ne tabi ne yiyemiz sen? Ne yiyemiyorum. Ala. Gidemez. Gidiyor ya. Hadi ala şeker. Kafayı yiyin. Ala. Kafayı yiyin. İlaç tutuyor. İlaç koyun gibi. Hı. Ha, tatlı değil mi? Arada bir kobak aradım bir deneyim. Yok ya. Gelene kadar Ağrı Dağı'nı çektim zaten. Abi ben açtım. Sen sadece böyle tutacaksın. Hı. Ben böyle biraz geriye gel, ben atlarken Çek. Şuraya atlayacağım. Görünüyor mu bak? Görünüyor. Görünüyor. Ayağına dikkat et, ayağın altına. Şuraya atlayacağım. Atla. Oh. Su nasıl, soğuk mu? Su soğuk mu? Ilık, serin, harika. Kanala girmek tehlikeli ve yasaktır. Sesimizi alıyor değil mi? Sesimizi alıyor mu? Alıyor. Rahat uyuyorsun. Oh be, dünya varmış. Nadir abi de çekeyim mi? Çek. Nadir baba geliyor, bak domates getiriyor, bak domates. Nadir baba. Ah, bak.
Nasıl? Harika abi. Böyle bir yerde çimmeyi hiç hayal ediyor muydun? Hayır. Kanalları çok gördüm buraya gelene kadar da böyle girmeye cesaret edememiştim. Kapatıyor mu? Kapatayım mı? Kapat kapat abi. Kartları tel. Evet, kartala çok benziyor ya. Ey maşallah. Bereketli olsun. Nereden gideyim? Arabalara doğru git. Tırlara doğru. Tırların altına doğru. Dileyim ki koç. Ayakları kırılmaz. Candayın candayın geçsin. Ne alsınlar buna? Bir uşaklara para mı alsın? Uşaklara koy, kızın yazdırdı. Kızına para kalsın. Ne olur? Büyük firma ya. Büyük zengin firmaların altına geçsin. Tırlar. Hey Allah. Allah belamı vermesin. İnşallah Allah belanı verir. Yazdı be. Bu var mı? Bizi rezil etme orada ama. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Nazır abi, bu kurban onun bu biraz şeydi ha, hassas oldu ha. Ya öyle bir şey bana deme, benim uşağım yok, değerli misin, ne misin? Ama içinde işe koy. Ha ha. Oğlum eşeğe koyarsam siyeti götürüp derler ha. Ali Kısalt. Evet dostlar, Iğdır'da Serdar abinin sayesinde böyle çok keyifli bir 3 gün geçirdikten sonra Kars'a, Aniye gitmek için tekrar tekeri döndürmeye başlıyorum. Ama yolumun üzerinde olduğu için Tuzluca'ya ve oranın meşhur Tuz Mağarası'na uğramak istiyorum. Etrafta görmüş olduğunuz gibi tuz çıkarmak adına bu dağları tepeleri delik deşik etmişler. Burada da büyükçe bir mağarayı insanların ziyaretine açmışlar. Birçok solunum yolu hastalığına da iyi geldiği söylendiği için tabelada da görmüş olduğunuz üzere adını terapi merkezi olarak da koymuşlar. Şimdi mağaradan içeri giriyoruz. İçerisinin soğuk olduğu söylenmişti. Ben bir sivişört aldım yanıma ve kapıdan girer girmez soğuk hissedilmeye başlıyor. Enteresan bir mağara ve bu görmüş olduklarınız hep tuz. Seslere bakılırsa yarasalar buraya yuva yapmış. Sanırım şurada da bir tane var. Ama tabii bu ışıkta kameramın göstermesi mümkün değil. Ben de hatta o gördüğüm şeyin yarası olup olmadığı konusunda endişeliyim. Ama seslerini duyuyorum ucur ucur. Evet dostlar, buraya da böyle bir sahne ve bir amfiteyatro gibi bir yer yapılmış. Anladığım kadarıyla bu mağara tuz çıkarması konusunda işi bitmiş. Ziyarete açılmış. Güzel. Ben kafamda daha farklı hayal etmiştim ama yine de güzel. Çok derin bir mağara değil. Mağaranın içine girdikten birkaç dakika sonra böyle yavaş yavaş yürüyerek bile olmuş olsa mağaranın sonuna geliyorsunuz. Yükseklik ve en olarak bayağı genişlemiş, içinden tuz ala ala mağaranın içini, dağın içini boşaltmışlar. Ama tabii uzunluk olarak öyle çok uzun bir
mağara değil. Ve görüntüsü gerçekten çok hoş. Buranın havası gayet serin ama böyle söylenildiği kadar, üşünecek kadar soğuk değil. Buralarda böyle oturma yerleri yapılmış birçok yerde var. Anladığım kadarıyla şuralarda terapi odaları ama tam faaliyete girmemiş. Çünkü buranın havasının işte astım, bronşit gibi ve şu an aklıma gelmeyen bir sürü rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ve dolayısıyla da buraya gelip insanlar uzun süre içeride oturup vakit geçirdiği oluyormuş. Kameramdan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama mağaranın yüksekliği bayağı var. Yani bir yüksekçe bir tır bile olmuş olsa, o devasa kamyonlar bile olmuş olsa buradan çok rahatlıkla geçebilecek ölçüde geniş ve yüksek. Yani şimdi mağaranın içinde karşıda insanlar olunca ne kadar yüksek olduğu şimdi çok daha iyi belli oluyor. Baya baya dağın içini boşaltmışlar yahu. Dostlar, içeride bir yarım saat kadar durdum ama bana ne kadar faydası oldu bilmiyorum. Ama ben tekeri döndürmek durumundayım. İstikamet Kars Ani Harabeleri. Oraya da duyduğumdan beri, görsellerini gördüğümden beri çok gitmek istiyorum. O büyük komutan Alparslan'ın fethettiği, oralarda dolaştığı yerler. Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı. İnşallah oraya da ulaşabilirim. Dostlar, içeride fark etmemiştim ama dışarı çıkar çıkmaz nefesimin inanılmaz böyle ferahladığını hissettim. Yarım saatçik durmuş olmama rağmen. Ve Tuzluca mağarası, nefes problemi çekenleri buraya gitmesini tavsiye ederim. Ve hazır nefesimizi de ferahlatmışken ben tekrar tekeri döndürmeye devam ediyorum. İstikamet Kars, İstikamet Ani. Dostlar, şimdi videomu burada sonlandırırken inşallah bir sonraki videoda Ani'de görüşmek dileğiyle diyorum. Bana ve kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Beğendiğiniz videoları da beğendim tuşuna basarsanız harika olur.